Dinliyorum bir tane. Ablacığım emniyette işler karıştı. Siber suçlar Hakan Baydar meselesinde somut adım attı. Herifin şirketinde çalışan Deniz diye birini almışlar şimdi. Birine para karşılığı şantaj yapıldığı yerin ve zamanın bilgisini vermiş. Kime vermiş? Kerem. Emniyet ne biliyorsa bilmek istiyorum. Başka bir işle ilgilenme ki. Bu meseleye odaklan. Peki Güneş Hanım. Volki gel. Volki is coming. Güneş Hanım. Ne o? Yüzünüzde güller soluyor. Canınızı sıkan o soru baloncuklarının isimlerini bana verin. Tek tek patlatmak benim için bir zevktir. Volki. Burada. Bayram, Seyran ve Kerem. İşte beni düşündüren soru baloncukları. Oh shit. Siber suçlar Hakan Baydar meselesinin üzerine gidiyor. Holding'de çalışan Deniz isimli bir çocuğu sorguya çekmişler. Arkadaşlar, Deniz'e tamamen güvenebiliriz. Yani size nasıl anlatayım? Ortaokul, lise yıllarında ben arkada oturan hoyrat çocuktum. O ise önde oturan, kimseye kopya vermeyen çalışkan, ahlaklı insandı. Hatta hoca bunu kendi masasına koyardı ki kimseye kopya vermesin diye. O kadar iyi sır tutan bir çocuk. Yani nasıl söyleyeyim size, son olarak şu boktan hayatın ahlaklı ve dürüst çocuğudur o. Allah kere o kadar ballandıra ballandıra anlattın ki çocuğu evlat edineceğim neredeyse. Deme ya, deme ya, amma övdü ya. Şuna bak, maşallah gözlerinin içi gülüyor lan adamdan bahsederken. Yazıklar olsun be sana. Ya sana beni sorsalar kusura bakmayın tanımıyorum der, koşarak uzaklaşırsın lan oradan. Hem bu çocuk madem o kadar iyi çocuktu da neden kötü zamanlarında bu kardeşim vardı senin yanında? Neden o yoktu da ben vardım? Kahrını çekeriz. Tribini yeriz. Kardeşim bir 50 lira ateşte der, onu da veririz. Reva mı lan bana bu? Ya bir günden bir güne bana güzel bir şey söyledin mi Kerem? Adam gibi söyle, söyledin mi bana güzel bir şey? Seni çok seviyorum kardeşim. Daha ilk, yemin ediyorum ilk. Bir dakika, bir dakika ya. Sen şimdi Kerem'i Deniz'den mi kıskandın? Kıskanırım. Kıskanırım ya, seni de kıskanırım. Volki'yi de kıskanırım gerekirse. Ben sevdim mi tam severim, sildim mi backspace'le ya. Yine asıl mevzumuza üvey evlat muamelesi yapmaya başladık ki bizim de sorunumuz bu zaten. Odaklanamıyoruz. Buyurun. Kerem, çocuk sınıfın çalışkan çocuğu diye kestirip atmayalım. Yine dikkatli olalım. Ne bileyim, vakti zamanında ineklik dönemlerinde iki kişi bununla dalga geçmiştir. İçinde bir nefret büyümüştür ve bugün herkesi tek kalemde satabilecek bir noktaya gelmiştir. Çok iyi anlıyorum bütün bu güvensizlikleri falan. Ama tamamen güvenebilirsiniz. Benim adım Kerem, bağlantılarım İnce'den. Kerem. İlk defa güzel bir... Deniz Kerem'i satmış. Kerem demek siz demek. Siz demek dolayısıyla ben demek. Ha. Güneş Hanım, dert ettiğiniz şeye bak. Hiç sorun yok. Veririz Kerem'i polise, birkaç sene yatar çıkar. Biz de rahat ederiz. Ha. Verelim Kerem'i polise, hepimizi satsın. Bunu mu demek istedin? Güneş Hanım, Kerem kardeşimiz kadercidir. Arabeskten beslenir. Sırf içeri girip kimseyi ispiyonlamadı desinler diye sessiz sedasız yatacak bir karaktere sahiptir. Hı? Hı? Mi acaba? İddianamede bahsi geçen suçlamaları kabul ediyor musun evladım? Vallahi etmiyorum desem adaleti kandırmış olurum hakim bey. Kabul ediyorsun yani? Tabii ki de kabul ediyorum. Tabii ki de. Ben kaderci bir kişilik olduğum için şimdi sizi kandırsam daha sonra Yüce Rabbimi kandıramam. O yüzden şimdi yalan söyleyip boşu boşuna kendi kaleme gol atmak istemem. Bu suçları tek başına mı işledin evladım? Ne münasebet hakim bey. Ben kim köpeğim tek başıma bu kadar suçu işleyeceğim? Şu arkamda görmüş olduğunuz sıra komple hep beraber işledik biz o suçları. Hey! Bir dakika ya, arka sıra komple niye beni katıyorsun oğlum? Ben seni desteklemek için buradayım lan. Dayıcığım yanlış anlama da ben senin iyiliğini düşünüyorum. Şimdi önümüz kış. Sen sağda solda donacaksın, kalacaksın. Hiç olmazsa içeride sobamız var. Çayımız, çorbamız gelir. Kafamızı rahat ayarlarız. Evet, o olabilir. Evet, böyleyiz yani biz. Teşekkürler, saygılar. Böyle düşününce ben de bir tık gerildim. Ben gidip bu konu üzerine biraz düşüneyim. Vakit kaybetmeyelim, işimize odaklanalım. Müsaadenizle. İşini sağlam yap Volki. Kurulu düzenimiz bozulmasın.
Yani kurul düzenimiz bozulursa bu saatten sonra sokak limon satamayız değil mi? Bir süre sakin kalmamız lazım. Operasyonları durdur. Başka işlere yönelin. Namuslu işler. Yalandan ne demek istediğimi anladın. Sir, yes sir. İşin içine polis girdiyse eyvah modon. Rahatımdan ufacık taviz vermek bile beni gerim gerim germeye yeter. Acı gerçekleri sevmem. Gerçekler lahmacun değildir. Hoş. Zaten ben gerçek biri de değilim. Bu dünyaya zevk almak için gönderildiğimize inanıyorum. Yani bir hedonistim. Umrumda olan tek şey dans etmek ve eğlenmek. Aşka inanmam ama aşksız da kalmam. Takılmanın bağımlısıyım ben. Asık suratlı insanlardan nefret ederim. Para elimin kiridir. Paraya tapmam ama parasız da kalmam. Ama para için her şeyi yaparım. Benim adım Volki. Boş beleşin tekiyim. Kuzenim bayram gibi maniteyi bağlamak için yemeğe çıkarıp para harcayacağıma üstüne para yağdırıp konuyu kapatırım. Sonuç odaklı bir yapım vardır. Minimum efor, maksimum sonuç.